Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile THT AYT Geometrik Kampı'nın 20. haftası 5. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Çember ve daire konusunun sonundaki ÖSYM e benzeri sorular kısmındaki test 5'in yani son testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. O merkezi çember verilmiş. AD ile BC birbirine paralel verilmiş. Evet şunlar birbirine paralel. Paralelikleri kullanacağız. Bir de 50 derece verilmiş. 50 ise o zaman ters açıdan dolayı burası da nedir? 50'dir. Hocam burası 50 ise paralel verilmişse şöyle bir z kuralı var mı? Var. 50 ise burası da 50'dir. Bu arada yarı çap uzunluğu da önemli bizim için. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Hatta bu da yarı çap hatta bu da yarı çap. Eşitleri koyalım. E yarı çapları gösterince 50 ise burası da 50 oldu mu? Oldu. 50 50 100 buraya 80 kaldı. Sonra başka bir şey var mı? Burası da hatta kaç yaptı? 50 derece yaptı. Hocam işte toplamı 180'den ya da Z'den dolayı da 50 diyebiliriz. 50 ise hatta burası da kaç yaptı? 50 yaptı. 80 ise burası da 80 yaptı. A çıktı. 80, 30 daha kaç? 80, 50 daha kaç? 130. 180'den 130 çıkart. 50, 2'ye böl. Burada kaçlar? 25, 25 olacak. Çünkü ikiz kenar olduğundan dolayı. E sonra buradaki üçgende de iki iç açın toplamı bir dış açı. Yani x 25 artı 80'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız kaç çıkar? 105 çıkar. Böylelikle bu sorunun doğru cevabı Cihan oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi hep yarım daireler var. Eğer buradaki çap uzunluğu da belli, belli olmuş olsaydı çaplardaki oran ya da yarı çaplardaki oran dan gidip benzerlik oranının karesi alanlar oranı yapabilirdik. E burada maalesef şunu bilmediğimiz için benzerlik oranının karesi alanlar oranı yapamıyoruz. E o zaman şunun yarıçapına R diyelim. Bunun yarı çapı R iken burası da R. Evet küçüğün yarı çapı R'yken büyüğün çapı ne oldu? Şuradaki ortancanın çapı 2R artı 2'den o zaman 2R artı 2'nin yarısı R artı 1 yapacaktır. E o zaman bunun yarı çapı R artı 1. Peki büyüğüne baktığımız zaman 2R artı 6. 2R artı 6 olduğundan dolayı büyüğün yarı çapı ne olacaktır? Hop şöyle yapacak olursak o da R artı 3 olacaktır. Şimdi kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanı 3 katıymış. O zaman kırmızı bölgenin alanını yazayım ben. Kırmızı bölgenin alanını nasıl bulacağım hocam? Büyükten neyi çıkartacağım? Şu yarım daireyi çıkartacağım. Hadi çıkartalım. Büyük yarım daireden yani yarıçapı r artı 3. Şuradaki şu yarıçapı r artı 1 olanı çıkartacağım. O zaman pi r artı 3'ün karesi pi r artı 3'ün karesi bölü 2 eksi pi r artı 1'in karesi bölü 2 mi olacak? Evet. Bu neye eşitmiş? Kırmızı bölgenin alanı. Kırmızı bölgenin alanında 3 tane mavi bölgenin alanına eşit. Mavi bölgenin alanı bulurken şu dairenin alanında bu dairenin alanını çıkartacağım. Hadi çıkartalım bakalım. O da yarı çapı R artı 1'den yarı çapı R olan dairelerin alanlarını çıkartacağım. 3 pi R artı 1'in karesi bölü 2 eksi pi R kare bölü 2 diyeceğiz. Tabii başındaki 3 çarpanı nereden geldi? Bu kırmızı alan. Kırmızı alan 3 tane mavi alana eşit olduğundan dolayı kırmızı alanı önce yazdım. O da 3 tane mavi alan bu şekilde olacak. İşte bunu çözdüğümüz zaman doğru cevabı bulacağız arkadaşlar. E burada pi bölü 2 parantezini aldığımızda pi bölü 2 parantezini aldığımızda buradaki pi bölü 2 parantezini aldığımız zaman pi bölü 2'ler gidiyor mu gençler? Gidiyor. E o zaman buradan işlem yapacağız. Bu işlemi ben şurada devamlı getireyim. Bu R artı 3'ün karesi. R kare artı 6 R artı 9 eksi R artı 1'in karesi. Normalde R kare artı 2 R eksi artı 1. Ama önünde eksi olduğu için eksiyi de dağıtmam lazım. Şu şekilde mi oldu? Evet. Eşittir. Şu neye eşit? Bunu burada açayım. R kare artı 2 R artı 1 artı değil. Eksi pardon. R kare de var burada. Şunlar götürdü. Bir de 3 ile çarpacağım bunu. 2R artı 1'i e 3 ile çarpacağım. 6R artı 3 yapacak. O zaman buradan. şu R, Buradaki R kareler de birbirini götürdü. E 6R'ler de birbirini götürdü. Burada eksi 2R var. Öbür tarafa atalım 2R'yi. Artı 2R olsun. Burada ne kaldı? 9 eksi 1'den 8. 8'den de 3 çıktı. 5. O zaman R'yi de buradan 5 bölü 2 olarak buluruz. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? X 2R isteniyor. O da kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. Sadece işlem yaptık burada. işlem yapınca da cevabı ulaştık. Evet ikinci sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya yani üçüncü soruya. Kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesinin içine O merkezli yarım çember ile kareye K noktasına teğet olan O merkezli EF çember yayı çizilmiştir. Hmm. Şimdi yarı çap kaç oldu? Karenin bir kenarı 4 olduğundan dolayı 2. E hocam burası 4. Bir de EF çember y çizilmiş merkez teğet çektik yapacak olursak. Burada ne oldu? Şurası 90 derece, burası da 90 derece, burası da 90 derece olduğundan burası da 90 olmak zorunda. E burası 4 ise burası da 4 olacak. Bunun yarıçapı 2 iken burası da 2. Yani e, şu EF yaylı çemberin yarıçapı kaç oldu? Toplamda 4 birim oldu. Peki eyvallah ne yapacağız şimdi? Şimdi burada saçma sapan bir alan olduğu zaman biz daire dilimli alanını bildiğimiz için daire dilimi oluşturmak zorundayız. Al, oluşturalım bakalım. Şöyle bir daire dilimi oluşturalım. Daire dilimi oluşturunca dikkat edin, yarıçap çizmiş olduk. Büyüğün yarıçapı zaten neydi? 4 birimdi. Hocam burası 4 birim. Şurası da 4 birim. Bunun yarıçapı da 2 birim. Aa burada güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 4 iken hangi açının karşısı 2'dir? 30. 10. Burası da 60 oldu. Ee, aynı şekilde burası da 30, 60, 90 üçgeni. E, ee, o zaman 60, 60 ise buradaki açı da 60 oldu. Ben şuradaki alana şöyle şuradaki alana A alanı diyecek olursam A alanını bulabilirim ben gençler şimdi. Nasıl bulabilirim? Şuraya A alanı dersem. A'lı nedir? Hocam 60'lık dilimden büyük. 4 yarı çaplı 60'lık dilimden 2 yarıçaplı çaplı 60'lık dilimi çıkarttığım zaman olay bitti. Hadi bakalım. 4 yarı çaplı 60'lık dilim pi r kare 60 bölü 360. Eksi pi r kare 60 bölü 360. Şunlar sadeleşsin. 6 kalsın. 6 kalsın. 12'den 4 çıktı. Pardon 16'dan 4 çıktı. 12 pi bölü 6'dan. 12 pi bölü 6'da kaç yapar? 2 pi yapar. Sonra gelelim şuraya. B alanı diyeyim. Hocam burası e, 30'un karşısında 2'si 60'ın karşısında 2 kök 3 olacağından aynı şekilde 2 iken burası da 2 kök 3. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den dik üçgenin alanından 60'lık dilimi çıkartacağım. Bu da aynı şekilde dik üçgenin alanından 60'lık dilimi çıkartacağım için e o zaman burası da B alanı olur. Yani şunlar şuraya ayrıyeten bir C alanı dememe gerek yok. B alanı da aynen o şekilde bulalım. Dik üçgenin alanından 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den neyi çıkartacağım? 60'lık birimi çıkartacağım. Pi r kare. 60 bölü 360'ı çıkartalım. Buradan ne geldi? 2 kök 3 geldi. Eksi. Buradan ne geldi? Şunlar sadeleşince 6 geldi. 4 bölü 6 da 2 pi bölü 3 yapar. Evet 2 pi bölü 3 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? A artı 2B isteniyor. Hadi yazalım bakalım. A artı 2B eşittir. A'yı kaç bulmuştuk? 2 pi bulmuştuk. 2 pi artı 2B alanı şuradaki B alanının iki katı. Yani 4 kök 3 eksi 4 pi bölü 3 oldu burası. E o zaman burası da kaç yaptı? Şu 2 pi'den 4 pi bölü 3 çıkartırsam 2 pi bölü 3 gelir. Artı 2 pi bölü 3 gelir. Bir de burada 4 kök 3 var. 4 kök 3 artı 2 pi bölü 3 yapar. Evet 4 kök 3 artı 2 pi bölü 3 var mı? Maalesef yok. Bazen böyle şu sonradan eklediğim testlerde çık hatası olabiliyor. E, cevap E şıkkı diyor ama biz bunu şöyle artı yapıp düzeltirsek cevap da B şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Şurayı da 3. soruyu da B şıkkı diye düzeltelim. Tamam mı? Şurada bir eksi hatası olmuş olsun. Bir de cevap anahtarı hatası olmuş olsun. Kusura bakmayın. 3. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 4. soruya. Yukarıdaki şekilde renkleri dışında özdeş olan silindir şeklindeki varillerin üstten görünümü verilmiştir. Sarı varil 6 tane varile değiyor. Mavi varillerin her biri 5 tane varille diyor. Evet mavi varillerin her biri. Bak şu bir tane mavi. Şuna dikkat et şimdi. Şuradaki mavi 1, 2, 3, 4, 5 tane varille diyor. Her bir mavi için aynı şey söylenmiş. Devam edelim. Sonra e, aslında yukarıdaki şekli açıklamış burada. Kırmızı varillerin her biri 2 tane varille diyor. Evet varillerin taban yarıçap bir birimdir. Buna göre şekildeki 13 varil bir iple gergin bir şekilde bağlandığında ipin uzunluğu ne olur? Evet iple gergin bir şekilde bağladığında siz şöyle bir şey düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Değil. Arkadaşlar dikkat. Böyle bir şey olduğunu bilemeyiz. Şimdi şöyle bir şey aslında bu. İp gergin bir şekilde böyle olay mı devam eder şu iki nokta arasında? Hayır. Şu buradan nasıl olacak? Şöyle olacak. Buradan nasıl olacak? Böyle olacak. Düz bir çizgi olarak gidecek. Buradan da böyle düz bir çizgi olarak gidecek. Buradan da böyle ip gergin olduğunda düz bir şekilde. Buradan da böyle düz bir şekilde. Ve buradan da böyle düz bir şekilde gidecek. Evet bu düz uzunlukları bulacağız. Artı bir de ne var? Buradaki yay uzunlukları olacak arkadaşlar. E bu yay uzunlukları konuyu anlatırken söylemiştik arkadaşlar. Bak mesela şu bir şey yapacak olursanız altıgen değil mi? Herhangi bir şeklin e, altıgenin mesela herhangi bir şeklin köşelerine çemberler çizildiğinde etrafına ip sarıldığında buradaki yay uzunlukların toplamı ne yapıyordu arkadaşlar? Bir tam çember yapıyordu. O yüzden biz burada Bunları bulurken bir tam çember oldu. Aklımıza bulunsun. Bir de şunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burada çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Hocam burada da merkezleri birleştir. Burada da merkezleri birleştir. Şöyle birleştirelim. Bunların yarıçap birbirim bir birim değil mi? Evet. Bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim diye söyleyebiliriz. Şöyle. E aynı şekilde işlemimizi şöyle de yapabiliriz. Şurası bir birim. Bir bir iki birim. Burası da bir bir iki birim. Aynı şekilde bir birim, bir birim, bir birim, bir, bir, birim, bir birim. İki tane eşkenar üçgen. Ee, ben neyi bulmaya çalışacağım? Ben şunu bulmaya çalışacağım. Hop şöyle. Şu merkez teğet çektik yapsak. Merkez teğet çektik yapsak aynı hamleler diğerleri içinde de geçerlidir. Bir tanesini bulursak diğerleri de aynı oluyor arkadaşlar. Aynı hamleleri bir daha şey yapabiliriz. E o zaman ben burada ne yapmalıyım arkadaşım? Şunu bulmalıyım. Hmm. Şurada bir eşkenarlığa devam etsek şöyle. Burada da bir eşkenarlık oluşuyor mu? Oluşuyor. Şurada da bir eşkenarlık oluşuyor mu şöyle? Oluşuyor. Tamam. E madem eşkenarlık oluşuyor. Dikkat et şimdi. Hocam burası 60. Bak dikkat dikkat. Güzel bir şey çıktı. Şurası 60. Burası da 60. E, burası da eşkenarlıktan dolayı 60. Hocam burası da 60. E burası 120 olacak. Hatta x kenar mı oldu arkadaşım? 1 1 yarıçapı, 2 2. Burası da 2 köküç mü oldu? Evet. Burası da 2 köküç oldu. 2 köküçten kaç tane olacak o zaman şöyle bakacak olursak? 6 tane var. O zaman 6 tane 2 köküç artı ne var burada? bir tam çember. Arkadaşlar bunu ispatlamıştım. İspatına şeyden bakabilirsiniz. Oradaki bu yayların ispatını burada yapmayayım isterseniz. Konu anlatımında özellikle bunu söyledim. Yani oradaki e, bu yayların toplamı tam bir çember yapıyor. 2 pi r'ye eşit olacak. O zaman 12 köküç artı 2 pi'ye eşit olacaktır cevabımız. Dördüncü sorun cevap böylelikle balıkesir oldu. Geldik 5. soruya. Nurtaç. Evet. Nurtaç hocama selamlar. Bu soruyu seni düşünerek yazdım hocam. Gerçi ÖSYM'e benzeri soru ama seni de düşündük burada. Ee, selamlar. Biz hepiniz biliyorsunuz zaten Nurtaç hocayı değil mi? Gençler Nurtaç bir kağıda dik üçgen çizip bu üçgenin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen üç tane eş daire çizmiştir. Evet. Bir dik üçgen. Mecburum arkadaşlar burada küçük çizmeye. Bir dik üçgen çizmişiz. Ve bu üçgenin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çizmiştir. Evet şöyle bir daire çizeceğim. Sonra şöyle bir daire çizeceğim. Bunlar birbirini kesmiyorlarmış. Sonra şöyle bir daire çizeceğim. Eyvallah çizdik. Nurtaç herhangi iki daire üzerinde seçtiği noktalar arasındaki uzaklığın en çok 10, 12 ve 14 birim olduğunu biliyor. Evet şu ikisinde mesela. Şimdi 10, 12, 14. En uzunu şu hipotenüs üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. E, o zaman en uzunu en fazla çemberler arasındaki en fazla uzak merkezlerden geçtiği zaman hop şuraları değil midir? Evet. Bunun yarı çapı R. Ye, bunun yarı çapı R. Ye. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Tamamı 14'tü. 14 eksi 2 R'ye kaldı. Hocam sonra şurası R. Şurası da aynı şekilde R. E, öbürüne de 10 diyelim isterseniz. O zaman buraya 10 eksi 2 R'ye kaldı. Şu da aynı şekilde uzattığınızda R. Bu da R. Buraya da ne kaldı o zaman şöyle. 10 2 eksi r kaldı. Hatta 2 r kaldı arkadaşlar. E şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada işlem yapacağız. Burada bir pisagor bağıntısı çıktı. Bütün kenarlar çıktı. 14 eksi 2 r'nin karesi eşittir. 10 eksi 2 r'nin karesi artı. 12 eksi 2 r'nin karesi. 12 eksi 2 r'nin karesi deyip işlem yapacağız. Acaba hissedebilir miyiz? Arkadaşlar kenarlara bakacak olursanız 10, 12, 14'ten 2 r'ye çıkmış. E, bu 10, 12, 14 bu kenarlar hep böyle ikişer ardışık bir üçgen değil mi? İkişer ardışık olan üçgen hangisiydi? Evet. 6, 8, 10 üçgeniydi. Acaba burası 10, burası 6, burası 8 mi diye bakacağız arkadaşlar. Buranın 10 olması için R'nin 2 olması lazım. R ye yerine 2 yazarsam burası 6. Buraya yerine 2 yazarsam burası da 8 çıkıyor. O zaman buradaki işlemi yaparsan da R buradan kaç gelecekmiş arkadaşım? 2 gelecekmiş. Evet buradaki işlemi yapsan da yine aynı cevap bulacaksın. R2 bulduk. Evet buna göre diyor dairelerin içinde kalıp üçgenin dışında kalan bölgenin alanları alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bizden şuradaki alanlar isteniyor arkadaşlar. Şu alan, şu alan ve şuradaki alan isteniyor. E benim buradaki açıların toplamını bulmam lazım. Normalde arkadaşlar şöyle bakacak olursanız açılar toplamına bakın açılar toplamı Açılar toplamı kaç yapıyor? Açılar toplamına bakacak olursanız Hocam burası şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şu açılar toplamı içerideki açıların toplamı kaç yapıyor? 180 yapıyor. Normalde şu üçünün toplamı kaç yapıyor? 3 tane 360 mı yapıyor? Evet. 3 tane 360'tan neyi çıkartacağız? Bu üçgenin iç açısını çıkarttığımız zaman sarı bölgeye ait açıların toplamını bulmuş oluruz. E o zaman bu da 180'i çıkartacağız o zaman. Üçgen iç açıları toplamı 180 olduğu için. 3 tane 360 kaç yapıyor arkadaşlar? 1080 yapıyor galiba. 1080'den 180 çıkınca 1080 eksi 180 deyince 900 oldu. O zaman buradaki merkez açılar toplamı 900 olduğuna göre yarı da aynı olduğu için pi r kare. Yarı çapı kaç bulduk arkadaşlar? 2. Pi r kare açılar toplamı da direkt 900 bölü 360 diyebiliriz. E o zaman sadeleştirmelerimizi yapalım şimdi. Şu sıfırlar sadeleşsin. Sonra burada 9'a bölsen 10, 9'a bölsen 4. 4'ler de sadeleşti. Cevapta kaç yaptı o zaman? 10 pi'yi yaptı arkadaşlar. Evet, burada göremiyoruz. Buraya yazalım isterseniz. Cevapta 10 pi'yi yapar. O zaman cevabımız böylelikle balıkesir şıkkı çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. İçeride kalan yayların da, daire, dairelerin alanları sormuş olsaydı 180 derecelik dilim olacaktı. Yarı aynı olduğu için toplamlarını düşünüp ona göre işlem yapabilirdik arkadaşım. Beşinci soru balık kesir oldu geldik altıncı soruya. Aşağıdaki şekilde 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu gösterilmiştir. Butonun etrafına sabitlenen herhangi iki ardışık sayı arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Herhangi iki ardışık bak dikkat et. 1 ile 2 arasındaki sayı arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Bu aradaki mesafe, bu aradaki mesafe, bu aradaki mesafe birbirine eşit. Buradaki mesafelerin hepsi birbirine eşit ama 1 ile 9 arasındaki ardışık olmadığı için eşit olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tamam aklımızın bir köşesinde bulunsun bu. 8 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde. Bak 8 seçiliyken saat yönü neresi? Saat yönü bu yön saat yönünde 210 derece döndürüldüğünde 2 numaralı programa geliyor. Evet ben buradan şöyle şuraya geldiğimde burası kaç derece yapıyormuş? 210 derece yapıyormuş. E buradaki mesafeler de birbirinin tıpkısının aynısı olduğundan dolayı hocam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alfa var. Alttan alfa ile 210'un toplamının 360 yapması lazım. 6 alfa buradan kaç yapıyor? 150 yapıyor. 6 alfa 150 ise 3'e bölsen 50 25 yapıyor galiba. Alfa'yı da buradan 25 derece olarak buluruz. Sonra ne diyor bize? Buna göre diyor 2 numaralı program seçiliyken diyor. Buton 5 numaraya getirildiğinde buton 5 numaraya getirildiğinde en az kaç derece döndürülmüştür? Ya döndürme işlemimiz böyle olacak ya da döndürme işlemimiz böyle olacak. En azı sorulduğu için tabii ki böyledir. Yani bizden 3 tane alfa soruluyor. 3 tane alfada 3 tane 25'ten cevabı 75 diye buldurur bize. Evet, cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Bakın ÖSYM'de de böyle bu bu, bu mantıkta bir soru da karşımıza çıktı. Kolay bir soru. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet, geldik 7. soruya. <laughs> yarıçapı r olan bir çemberin çevresi 2πr, yarıçapı da πr kare formülüyle hesaplanır. Şekildeki r yarıçaplı çeyrek daire Daireyi tam olarak bir kez çevrilen ip 4 eşit parçaya bölünüp bu parçalardan biri yarıçapı r olan çeyrek daire tam olarak bir kez çevriliyor. Arkadaşlar çeyrek daireler birbirine benzer değil midir? Benzerdir. İsterseniz formülden de yapabilirsiniz ama ben benzerlikten gideceğim. Çünkü böyle yarım daireler hep soruda varsa ya da çeyrek daireler hep soruda varsa benzerlikten yaparız. Şimdi bunun 4 tane ipi bunu oluşturmuş yani burada benzerlik oranı çevreleri oranına eşit değil midir? Evet. E burada o zaman 4 tane ip bunu oluşturmuş. Biri bir ip bu da 4 ip. Yani 4 katı var. Benzerlik oranı o zaman nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Buna göre çeyrek dairenin alanlar oranı nedir diye soruluyor. E benzerlik oranı 1 bölü 4 ise o zaman benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil midir? Alanlar oranı da 1 bölü 16'tır. Hatta buna göre çeyrek dairenin alanları oranı kaç olabilir? Ya 1 bölü 16'tır ya da 16 bölü 1'dir. O zaman cevabımız böylelikle ne çıkar? Akçay çıkar. 7. soruyu Akçay bulduk. Geldik 8. soruya. Yukarıdaki şekilde yarıçapı çapı altı birim olan A ve B merkezli çember yayları C ve D noktalarında kesişmiştir. Evet. A ve B merkezli yarıçapları Bak 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 bak. A merkezinin yarıçapıyla B merkezinin yarıçapı aynı değil mi? Evet. Eş yarı çaplı. Dikkat. B merkezinin yarıçapı bu. B merkezinin yarıçapı da bak bu. Hatta en güzel çizim yarıçap çizmek. Bu da B merkezinin yarıçapı. Bu. A hocam, B merkezinin yarıçapı, A merkezinin yarıçapı da çizgi. Hocam, bu da çizgi olmak zorunda çizgi. Hatta bu da çizgi olmak zorunda A merkezinin yarıçapı. Hop burası. E o zaman burası da çizgi olacak. Neler çıktı burada karşımıza? Bir eşkenar üçgenler çıktı karşımıza. Eşkenar üçgenleri düşünelim o zaman. E Arkadaşım, burada aslında hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Burada alan taşıma da yapabiliriz ama alan taşımaya gerek yok. ÖSYM alan taşımayla da ilgili bir soru sormuştu ama burada direkt iki tane dilimlik. Bakın arkadaşlar bir buradaki dilim 60'lık dilim bir de şuradaki 60'lık dilim. Bunları bulursak olay bitti. Yani şuradaki 60'lık dilim. Şunu sileyim. Farklı renkle göstereyim. Yeşille göstereyim isterseniz. Ha. Bir de şuradaki 60'lık dilim soruluyor. Bunları toplayacağız. Ee, sanırım ÖSM'nin sorduğu soruda arkadaşlar alan taşıma vardı. Alan taşıma dediğimiz şuradaki alanı iptal edip şuraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Ya da buradaki alanı iptal edip buraya taşıyabiliriz. Keşke soruda şurayı böyle karalayıp e, şöyle bir şey sormuş olsaydım belki o zaman daha güzel olabilirdi, değil mi? Evet neyse. Yani şunu demek istiyorum gençler. Sorumuz şöyle olmuş olsaydı, hani şurası şurası taralı olmuş olsaydı, burası olmasaydı şu taralı alan toplamı daha güzel olacaktı. Sonra burada kalanı buraya taşıyıp iki dilim oldu şeklinde olacak diyebilirdik arkadaşlar. Ama neyse biz bunları da böyle gördüğümüzde görüyorsunuz. Direkt karşımızda ne var? 2 tane dilim var. 2 tane dilimin alanı soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım şu 60'lık dilimin alanını bulalım. Yarı çapı da kaç birimde? 6 birimde. 60'lık dilimin alanı nedir? Pi r kare 60 bölü 360 e artı bu dilimde 60'lık dilim bu dilimde 60'lık dilim şöyle şöyle bakacak olursanız. E o zaman o da pi r kare 60 bölü 360 diyeceğiz. Hocam sıfırlar sadeleşsin. Bunlar sadeleşsin. Sıfırlar sadeleşsin. Şu 36 ar sadeleşsin. 6 pi artı 6 pi'den cevap kaç yapar o zaman? 12 pi yapar. Evet böylelikle 8. sorunun cevabını ne bulduk? Akçay bulduk arkadaşım. Geldik 9. soruya. 9 programlı bir çamaşır makinesi şeklinde yazmışım yine. E, ÖSYM bunu dönme dolap şeklinde sormuştu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, aynı mantık. Ben çamaşır makinesini takmışım burada. E, bu sefer 9 programlı bir çamaşır makinesi bu buton etrafına sabitlenmiş eşit aralıklarla 9 çizgi şeklinde olmuş. Eşit aralıklarla 9 çizgi şeklinde ise 360'ı 9 e, tane aralık mı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aralık var. 369'a böldüğünüz zaman her bir arası her bir bölme arasındaki açıyı 40 derece olarak bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hatta yazalım. Bir numaralı program seçiliyken şöyle bu ok yönünde seçili olan yer. E, bir rakamı zemine en yakın durumdadır. Hmm, tamam. Buna göre tuşlar şekildeki konumundayken buton saat yönünde en az Kaç derece döndürülürse 6 ve 9 rakamları zemine eşit uzakta olur diye soruluyor. Evet 6 ve 9'a bakacağız arkadaşlar. Şimdi 6 ve 9 rakamları zemine eşit uzakta olur diye söyleniyor bize. Hmm, en az kaç derece döndürsek? Arkadaşım ben direkt 6 ve 9'un ortasını bulayım. 6 ve 9'un ortası neresi? Tam şu 7 ile 8'in arası değil midir? Evet. Beni 7 ile 8'in arası ilgilendiriyor gençler. Evet 7 ile 8'in arasını okun oraya getirirsem olay biter. Hani okun oraya derken ya şuraya getireceğim. Buraya getirirsem bak ne oluyor? Mavi nokta buraya gelirse kırmızı nokta kırmızı noktalarda şurada ve şurada olmuş oluyor. İşte ya da tam tersi şöyle düşünebiliriz. Mavi noktayı ben şuradaki uca getirirsem o zaman kırmızı noktalarda bak bir buçuk uzakta, bir buçuk uzakta, bir buçuk uzakta, şurada ve burada olacak. E o zaman ben tam bunu ortası olan noktayı birin çizgisinin çünkü bu birin en yakın olduğu yer olduğunu biliyorum ya. E birin karşısında bu 5 ile 6'nın olduğu yerde tam ortası oluyor dikkat edersen. Şöyle dikkat edersen tam şöyle oluyor. Madem bir zemine en yakın olduğu yerde... E, o zaman bir zemine en yakın olduğu yerde merkezden geçecektir. Tabii ki burası. O zaman ben burada 6 ve 9'un eşit uzunlukta olmasını istiyorsam 6 ve 9 tam ortası. E, şurası ya bu uç noktada olacak ya da alttaki uç noktada olacak. Bak çok güzel bir soru. Şimdi her bir bölme kaç derece? 40 derece. Hocam 40 derece ise şurası. Şurası kaç yapıyor? Buradan aşağıya mı getireceğim? 40, 40, 80 bir de 20 getirirsem buraya gelir 100 derece. Ama buradan buraya getirirsem hocam 40 burada bak 20 burada 40 burada şöyle dikkat edersen 20 burada 40 burada 20 burada burası sanki daha az oluyor değil mi? Evet. Buradan nereye getirmem lazım? Tam olarak şuraya getirmem lazım. 20 derece burası, 40 derece burası, 20 derece burası. Buraya böyle getirirsem o zaman bizim şu mavi nokta buraya gelmiş oldu. Kaç derece? 40. 80 derece gelmiş oluyor burası. E, 80 derece geldiğinde bak mavinin 60 derece sağında 60 derece sağında bak şurada 20 40 da burası. 60 derece sağ burası yapıyor. 60 derece solu da burası yapıyor. Zemine eşit uzakta mı olmuş oluyor arkadaşlar bunlar? Evet. E dolayısıyla cevabımız kaç olacak? 80 derece olmuş olacak. Ya e, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Tam böyle neye dikkat ettik? 6 ile 9'un eşit uzunlukta zemine eşit uzunlukta olmasını istiyorsak zemine eşit uzunlukta olmak istiyorsak 6 ile 9'un tam ortasını bulmamız lazım. O da 7 ile 8'in tam ortası yapıyor. Yani 20'yi 20, ye 20 ye ayırdığında yapıyor. E, bize diyor ki en az kaç derece döndürürsek zemine olan uzaklara eşit olur diye soruluyor bize. Yukarı döndürdüğümde en az oluyor. Ama soru şöyle olmuş olsaydı. En az kaç derece döndürürsek Zemini en yakın uzaklıkta olur. Hani hem 8 hem de 9 aynı anda eşit olacak ve en yakın uzaklıkta olacak diye söylenmiş olsaydı o zaman aşağı doğru döndürmem gerekecekti. O zaman 100 derece döndürürsem 8 burada olacak. İşte e, 60 derece sağında 8 burada olacak. Yok 9 ile 6 değil mi? 6 burada ol, 9 burada olacak 6 burada olacak deyip ona göre cevabı yönlendirebilirdik arkadaşlar. Ama Bizde en az olma şartı yok. Yani zemine en yakın olma şartı yok. Ne var? En az kaç derece döndürürsen zemine eşit uzunlukta olur dediği için yukarı yönlü döndürme yaptık. Yukarı döndürdüğümüzde 80 derece aşağı döndürdüğümüzde 100 derece. Cevap böylelikle 80 yani akçay oldu arkadaşlar. Evet 9. soruyu akçay bulduk. Geldik 10. soruya. Barış. Evet doktor Barış. Doktor Barış Gülcü. Hatta buradan <laughs> reklamını yapayım. Bursa'da çok iyi bir doktordur. Aynı zamanda benim arkadaşımdır tabii ki. Akrabam hatta uzaktan. Barış daire şeklindeki bir tahta parçasını keserek 16 dilime ayırmıştır. Bu arada bazen beni izliyor Barış Hocam. Barış Hocam beni izliyorsan selamlar bu arada. Evet. Neyse Barış daire şeklinde bir tahta parçasını keserek 16 dilime ayırmıştır. Bu dilimlerden 3'er tanesini kendi arasında e, özdeş. Geriye kalan 13 tanesinde de kendi arasında özdeş yapmış. Evet şöyle bir alfa derecelik ayırsın. Bir de şöyle beta derecelik ayırsın. İşte küçüğü büyüğünü bilmiyorum. Alfa derecelikten 3 tane yapsın. Beta derecelikten de 13 tanesini yapsın. Toplamda 13 tane 16 tane dilim var. Şimdi diyor ki Barış bu dilimlerden 2 tanesini birleştirerek çeyrek daire dilimi yapıyor. Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? İşte burada biraz şey var arkadaşlar. Ne var? Şimdi iki tanesini ne, çeyrek daire oluşturacağım. Hocam seçenek var burada. Bu iki tanesini ben buradan seçebilirim. İki tanesini buradan seçersem çeyrek daire oluşturuyorsam eğer bakalım iki tanesini buradan seçtiğimde yani şuradan seçecek olursam birincisinden seçecek olursam Hocam iki tanesinden çeyrek yani 2 alfadan 90 derece oluşturuyorsam alfa 45 derece olur. Burası 135 derece yaptı. E 135 derece yaptıysa buraya kaç derece kaldı? Bu 13 tane betaya. 13 tane betaya o zaman 360 eksi 135 kaldı. 360'dan 135'i çıkarttığınız zaman 13'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman iki tanesini buradan seçemez. O zaman iki taneyi nasıl seçebilir arkadaşlar? İki taneyi belki şuradan seçebilir. İki taneyi buradan seçerse Hocam iki tanesi buradan seçtiği zaman 2 beta eşittir 90'sa çünkü iki tanesiyle çeyrek daire oluşturuyormuş. O zaman betayı kaç bulduk? 45 bulduk. E zaten 13 tane 45 maalesef 360'ı aşıyor. İki tanesini buradan da seçemez. O zaman elime bir tek seçenek kalıyor. Birini buradan seçecek, birini buradan seçecek. Yani bir alfa seçeceğim, bir de beta seçeceğim. Toplamı kaç yapıyor o zaman alfa ile beta'nın toplamı? Bir çeyrek daire. Yani merkez açısı 90 yapacak. E bu arada... 3 tane alfa ile 13 tane betanın toplamı nedir? 3 alfa ile 13 betanın toplamı da 360 olduğunu biliyoruz. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü nedir diye soruluyor. 2 bilimli 2 denklem çıktı. Bunu ne yapacağız? Çözeceğiz. Çözelim bakalım. Şu 3 alfayı yok edelim. Ben bunu eksi 3'e çarp tarafı tarafa toplayacak olursam. Hocam eksi 3 alfa ile artı 3 alfa birbirini götürdü. Eksi 3 beta artı 13 beta 10 beta yaptı. Bu eksi 270 artı 360, 90 yaptı. Dolayısıyla beta'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Beta 9'sa alfa kaç çıkar? Beta 9'sa alfa da 81 çıkar. Alfa'yı da 81 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısı. E birinin merkez açısını 9 bulduk. Birinin merkez açısını da 81 bulduk. E Bizden ne isteniyor? Büyük olan isteniyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle balık kesir çıkar. Evet 10. soruyu balık Balıkesir bulduk geldik 11. soruya Kemal evet buradan da VIP'ye gönderme yaptık dostum selamlar sen beni izlemiyorsundur ama yine de selam yollayayım buradan izlemiyorsundur dediğim yani her videomu izleyecek şeyi yok yani Kemal hocamın da değil mi arada merak ediyor ben ne yapayım diye bakıyor çünkü ama buna da denk, denk gelemez herhalde Kemal evet Kemal VIP Kemal VIP fizik 3 ee, tane karton parçasını keserek yarı çapı 2 santimetre olan bir daire elde etmek istiyor. ÖSYM bunu şöyle sormuştu. Ee, şekillerini çizerek sormuştu. Ben bunu tamamıyla sözele böyle dönüştürdüm. Haberiniz olsun. Bakalım ne diyor. Buna göre Kemal. Bak 3 tane karton parçası var elinde. Ee, ve bu karton parçalarını keserek 2 santimetre, yarı çapı 2 santimetre olan bir daire elde etmek istiyor. Evet. Buna göre Kemal 1, 2, 3 verilmiş biçimindeki karton parçalarından hangilerini keserse daireyi elde eder. Ben neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar? Yarıçapı 2 olan bir daire elde etmeye çalışacağım. Şimdi bir kare demiş. Kare bir kenar uzunluğu 5 olan bir kare. 5 olan bir kareden yarıçapı 2 olan bir çember elde edebilir miyim? Evet. Yarıçap 2, yarıçap 2, 2, 2, 4. Bu 5'ten küçük olduğu için bir kare elde edebilirim. Yani yarıçap 2 olan bir daire elde ederim bunda. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgen. Kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgeni çizelim bakalım. Ben bunu kestiğimde ne olacak arkadaşım? Ben bundan kesis keseceğim. Şöyle bir şeyi keseceğim. Yarıçapı 2 olan bir daire elde edebilecek miyim? Hatta çizebileceğim dairenin en büyüğünü çizeyim de en büyüğünü çizecek olursam bunun yarıçapını bulacak olursam eğer bunun yarıçapı e, 2'den büyükse kesinlikle ama kesinlikle ben bundan daha küçük olan iki yarı bir dairede çizebilirim diyebilirim. O zaman burada bu işleyen çemberi, işleyen çemberin merkezinden geçen ne olur? Açı ortay olur. Aynı zamanda açı ortay yüksekliktir. E o zaman burası da eşkenar üçgende 60-60. Kenar uzunluğu da 6 birim diyor. 3, 3, 3 kök 3 olacak. Burası da kök 3 mü olacak? Evet. Şimdi kök 3. Çünkü burası 3 kök 3 ya. Aynı zamanda burası ağırlık merkezi. Ondan dolayı biraz ezbere gittik galiba e, ee, bu merkez çektikten de yapabilirsiniz ağırlık merkezi ee, şimdi burası 3 kök 3 ya da şöyle yapayım burası R burası da R değil mi evet merkez çektik yapacak olursak 30 ya burası 30'un karşısı burası yine R 30'un karşısı R 90'ın karşısı 2 R burası da R olacak 3 R 3 kök R de buradan neye eşit oldu kök eşit oldu arkadaşlar kök 3 2'den nedir 2'den küçüktür bak kök 3 2'den küçüktür yani kök 3. Ben bu eşkenar üçgen içerisine en büyük kök 3 kök 3 yarıçaplı bir çember çizebilirim. Kök 3 kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Kök 3 2'den küçük olduğu için 2 yarıçaplı bir çember çizemem. O zaman 2'yi alamam. O zaman 2 olmaz. Üçüncüye gelelim. Kenar uzunluğu 4 cm olan ve bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan eşkenar dörtgen diyor. Hemen bir eşkenar dörtgen çizelim arkadaşlar şöyle. Şöyle bir eşkenar dörtgen çiziyorum. Şöyle bir iç açısı kaç derece olacakmış? 120 derece olacakmış. Ona da dikkat edelim. Tabii biraz düzgün çizecek olursak daha şahane olacak arkadaşım. Şöyle ve şöyle. Tamam. Şurada kaçı? 120 derece. Eşkenar dörtgen 4 dört birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim. Şimdi burada eşkenar dörtgende biz köşegenler böyle dik kesiyor diyorduk. Hemen köşegenler çizelim. Köşegenler önemliydi eşkenar dörtgende. Hocam köşegenler dik kestir. Bu açısı 120 derece o zaman bunlar köşegenler en ortaydı. 60 60 oldu. Ee, burası da 120 iken 60 90 ise burası 30. Burası da 30 oldu. 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2 oldu. Burası da 2 kök 3 falan filan olacak. Neyse burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada da ben bu kartondan acaba yarı çapı 2 olan bir çember elde edebiliyor muyum? Ona bakacağım. Arkadaşlar bir çember çizsek işte çemberi şu değil midir? Evet işte çemberini çizdim. Buranın merkezi zaten burada da En büyük olan çember burasıdır. Zaten buradaki uzunluk 2 birim olduğuna göre burası bunun çemberin yarı çapı 2'den kesinlikle ama kesinlikle küçüktür. Çünkü bunun tamamı 2 birim değil mi? Evet. E, buradaki uzunluk yarı çap bak dikkat et. O zaman bunun yarı çapı 2'den küçüktür. Ya da hadi merkez var teğet var çektik yapalım böyle. Hocam burası 60 90'sa, 30, 90 ise 30 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 60'ın karşısı da köküç yaptı. Bak bunun yarı çapı da köküç yaptı. Kök 3 de 2'den küçük olduğuna göre o zaman arkadaşlar ben bu eşkenar dörtgen içine çizdiğim en büyük yarıçaplı çember yarıçapı kök 3 olduğuna göre e, kök 3 yarıçaplı çember en büyüyse 2 yarıçaplı çember ben bunun içine çizebilir miyim çizemem O zaman üçüncüyü de alamam Yani Dolayısıyla cevabımız Böylelikle yalnız bir yapar arkadaşlar yani doğru cevabımız 11 soruda Akçay oldu Geldik 12. soruya. Güzel bir soruydu bu arada. Bu arada soruda ÖSYM nasıl sormuştu onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir kenarı 5 olan çemberin içinden top geçer mi şeklinde sordu. İşte eşkenar üçgen içinden bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgen içinden top geçer mi diye sordu. Aynı mantık değil mi arkadaşlar? Ben de çember çizilebilir mi şeklinde sordum buna. Neyse geldik 12. soruya. Çevresi A birim olan daire. Ee, ÖSYM böyle bir soru sormadı. Ben daha önceki sorulardan kare sorusunu uyarlayarak böyle bir soru yazdım. Haberiniz olsun. Buna dikkat edin. Çünkü ÖSYM daha önceki farklı bir konuda sorduğu soruyu başka bir konuya da çevirebiliyor. Ki biz böyle soruları çok yakaladık arkadaşlar. Bu da gelebilecek soru tiplemelerinden diyebiliriz. Evet çevresi A birim olan 6 tane eş daireye 6 birim olan daire 6 tane eş daireye ayrılıp bu dairelere teğet yeni bir D1 dairesi oluşturuyor. Evet bu daire alttan e, içine e, alttan eş daire çiziliyor ve bunların hepsine teğet bir daire daha çiziliyormuş. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? Çemberler birbirine değiyor. Bir kere merkezleri birleştirelim. Merkezleri birleştir, merkezleri birleştir, merkezleri birleştir. Haydi bakalım birleştir, birleştir, birleştir. Şöyle birleştirdik. Sonra hocam bu çemberi D1'i daha düşünme. Hocam büyük çemberle bu da aynı şekilde birbirine değiyor. O zaman burada da merkezleri birleştirdik. Şurada da birleştirdik. Şurada da birleştirdik. Deyince bir şeyler ispatlamaya çalışacağız arkadaşlar. Birleştirdik, birleştirdik, birleştirdik. Aa hocam. Şimdi bunun yarıçapı. Bunun yarıçapı. Bunlar eş daireler, değil mi? Şunların yarıçapı birbirine eşit. Eyvallah. Şimdi bunlar madem eş daireler. Hocam şuradaki üçgenler de hepsi eş üçgen olmuyor mu? Çünkü bak burasının yarıçapını bilmiyoruz. Hani R çizgi, R çizgi, iki tane çizgi. R çizgi, R çizgi, iki tane çizgi. Hepsi eş üçgen yapıyor bunların. Eş üçgen yaptığı için buradaki açılar birbirine eşit olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. İki tane çizgiyi gören açılar. E iki tane çizgiyi gören açılar birbirine eşitse burada kaç 60 derece midir? Aynen öyle. E burası 60 derece ise hocam burası çizgi ya. Burası da çizgi ya. Burası da R çizgi, R çizgi. E burası iki tane çizgi ise burası da iki çizgi olmak zorunda. Yani burada bir eşkenar üçgen oldu. Hatta çizgi 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 şeklinde oldu. Hmm. Ben burada ne buldum? Hocam, hocam, hocam dikkat edin şimdi. Şu büyük büyük R diyelim şuraya. Büyük R diyecek olursam ilk baştaki çemberin yarıçapı 3R en son çizdiğim çemberin yarıçapı ne oldu arkadaşlar? R oldu. Yani bu kural sağlandığında R R R şeklinde bir ayrım oldu. Neyse D2 dairesi de benzer bir biçimde ayrılıyormuş arkadaşlar. Bu D2 dairesinde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? D... pardon D1 dairesinde benzer biçimde ayrılıyormuşuz. D1 dairesinde 6 tane çember çizdim böyle. İçine de hepsine teğet çember çizdim böyle. E ne oluyor burada? Burada burada da şey oluyor, oluşacak. Burası da R, burası da R, burası da R şeklinde olacak. Yani küçüğün yarı çapı R iken büyüğün yarı çapı 3 R olacak. Sonra diyor D2 dairesine de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen D3 dairesinin alanı 4 pi yapıyor. Yani Arkadaşlar bunu da bir çember ayıracağım. Yani alttana eş çember çizeceğim böyle. Sonra içinde oluşan bir çember daha olacak şu şekilde. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bunun yarıçapı R iken iştekinin en küçüğünün yarıçapı R iken büyüğün yarıçapı 3R olacak. O zaman burası R iken burası 3R olacak. D2'ninki 3R. Burası 3R iken büyüğün ne olacak? 9R olacak. E burası 9R iken büyüğün ne olacak? En büyüğü 3 katı oluyordu. Çünkü burası R iken tamamı 3R oluyordu. E 9R iken burası da 27R olacak. Şimdi en içtekine biz R demiştik. R iken 3R oluyor demiştik burası. E o zaman pi'yi R kare eşittir. 4 pi ise pi'ler gitti. R kare eşittir. 4'ten R'yi 2 bulduk. 27 R'de kaç çıkar? 54 çıkar. Bak tekrarlıyorum. Ben şu işlemi yaptığımda bu çembere 6 tane teğet çember çizip İçine de bu altı çemberin de çember çizdiğimde burada ispatını yaptım. Küçüğün ki R R R R oluyor. Yani küçüğün e, büyük çemberden şu küçük çember oluşturdum ya kırmızı. Küçük çemberin yarıçapı çapı R büyük çemberin yarıçapı 3 R oldu. E o zaman burada D2'ye de aynı hamle yapılacak ya. D, D, D3 karesi oluşturdum ya. D3'teki en üstteki küçük çemberin yarıçapı çapı R iken büyüğün ki 3 R olacak. Şu mavinin ki 3R oldu. O zaman kırmızınınki 2 9R olacak. E burası 9R iken burası da 3 katı 27R olacak. 27R'yi ne bulduk arkadaşlar? 54 bulduk. Bizden A isteniyor. A neydi? Çevresi A birim olan daire. Çevresi A birim olan daire. Yani 2 pi R yarı çap 54 bulduk ya. A dediğimiz çevre. Çevre dediğimizde neymiş? 2 pi R'ye eşittir arkadaşlar. O da kaç çıkıyor? 108 pi olarak çıkıyor. Yani doğru cevabımız 12. soruda böylelikle Balıkesir çıktı. Ve böylelikle buradaki testi bitirdik. Yani çember ve daireyi bitirdik arkadaşlar. Sırada ne var? Çember ve daireyi de bu arada çok güzel bir şekilde bitirdik be. Şu ÖSYM benzeri sorular gerçekten çok güzel. Arada iki tane üç tane bir şey hata oldu. Cevap anahtarında hata şu bu oldu. Onları idare edin arkadaşlar. İlk baskıda böyle oluyor maalesef. Ama e, sadece şeylerde oluyor. Testlerde oldu. Sonradan eklediğim için daha öncesinde açıklamıştım. O anlamda kusura bakmayın arkadaşlar. Valla biraz böyle sizlere yetiştirebilmek için hızlı hareket etmiştim orada. Neyse. Çok güzel bir şekilde bitirdik çember ve daireyi de. Sırada ne var? Analitik geometri. Evet önümüzdeki hafta analitik geometriye başlıyoruz gençler. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda analitik geometri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.